Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce çok takipçili bir hesap James Webb Teleskobu'nun büyük patlama kuramını yanlışladığını iddia etmiş. Bazı Müslüman dostlar da bu tweet'i benimle paylaştılar. İşte bir kısmı büyük bir panik içerisinde, hocam ne yapacağız, işte büyük patlama kuramı yanlışlanırsa bu İslam'a zarar mı verir, işte bu bizim yanlışlandığımız anlamına mı gelir, ne anlama gelir gibi sorular sormuşlar. Ben de bu videoda bu soruyu ele almak istiyorum. Büyük patlama kuramı bizim için ne ifade ediyor? Yanlışlanırsa bu neyi ifade eder? Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Benim için, ki bence ben ideal bir Müslüman olduğumdan dolayı değil ben, ama ideal bir Müslüman için de bilim kutsaldır. Hakikat kutsaldır çünkü. Biz hakikati, evreni anlamaya çalışırız. Evren bizim için veridir. Ve evren Tanrı'nın yarattığı bir şeydir. Dolayısıyla bu anlamda kutsaldır. Evreni anlamak için de elimizdeki en iyi yöntem, en iyi disiplin bilimdir. Bilimin ortaya koyduğu her veri bizim için o yüzden çok önemlidir. Sadece Big Bang kuramı değil. Benim için psikolojide, işte ondan sonra jeolojide, kimyada, biyolojide ortaya çıkan her sonuç önemlidir. Elbette ki hepsini takip edemiyoruz ama merkezi teorileri her zaman anlamaya, takip etmeye özen gösteriyorum. Bunlar bizim için kutsaldır. Hatta bazen ateist dostlar şaşırıyorlar. Hocam sen gerçekten bilime önem veriyormuşsun diyorlar. Tabii ki bilime önem veriyorum. Zannediyorlar ki bazen biz Müslümanlar işte bilimi araç olarak kullanıyoruz ve işte işimize gelen şeyleri kabul ediyoruz. Hayır. Benim için bilimsel veriler hepsi önemlidir. Bütün deneysel sonuçlar önemlidir. Bir Müslümanın hakikatle derdi olamaz. Bir Müslümanın evrenle derdi olamaz. Evren bizim için önemlidir, kutsaldır, vazgeçilmezdir. Bunu söyledikten sonra büyük patlama kuramı Müslümanlar için çeşitli açılardan biraz daha ilginç bir teori. Neden? Şimdi büyük patlama kuramı dahilinde evrenin genişlediği gözlemi söyleniliyor. Büyük patlamaya göre biliyorsunuz evren yoğun plak yoğunluğu da bir ortamdan genişlemeye başlıyor. Ortaya çıkıyor. Bundan 13.7 milyar yıl önce ve o tarihten itibaren genişlemeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim yaygın bir kanaat, ki bunu çok eski tefsirlerde de bulmamız mümkün. Yani büyük patlamadan çok çok önce evrenin genişlediğini söylüyor Zariyat suresinde. Dolayısıyla evrenin genişlediği iddiası Big Bang teorisinde olunca böyle bir paralellik oluşuyor. Halbuki şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Evrenin genişlemesi bir gözlemdir, bir fenomendir. Big Bang teorisi modeli yanlışlanırsa yerine geçecek yeni modelin de bu gözlemi açıklaması gerekir. Yani bu büyük patlama kuramı yanlışlanırsa evrenin genişlediği gözlemi yanlışlanmayacak. Aslında evrenin genişlemesi doğrudan doğruya büyük patlama kuramının bir sonucu. Büyük patlama kuramı bu gözlemi açıklıyor ama büyük patlama kuramına bağlı değil bu gözlem. Nitekim büyük patlamayı reddedenler, işte steady state modelini savunanlar da evrenin genişlediği gözlemini kabul ediyorlardı. Yani bu noktada bir itirazları yoktu. Nitekim büyük patlama kuramına getirilen alternatiflerde de yine evrenin genişlediği gözlemi yer alıyor. İkinci büyük patlama kuramı evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu, dolayısıyla sonradan ortaya çıktığını ima ediyor. Ha, bu ima tartışmaya açık. Burada tartışmaya açık bir alan var. Çünkü ilk Planck zamanı kadar bir süre büyük patlamadan sonra ya da evrenin en küçük ilk anında ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Yani büyük patlama kuramı Planck yoğunluğu dediğimiz yoğun bir ortamdan evrenin açıldığını söylüyor. Ve gittikçe ilk anlardan uzaklaştıkça gözlemsel olarak da teorik olarak da bilgimiz artıyor. Ama ilk anlara geldiğimizde işler biraz zorlaşıyor. Çünkü elimizde kuantum kuramıyla genel görevliği birleştiren bir her şeyin teorisi yok. Halbuki evrenin ilk saniyeleri hem çok küçük, çok yoğun. Dolayısıyla kuantum kuramına ihtiyacınız var. Hem de tabii bütün madde küçük bir alana sıkışmış. Dolayısıyla bütün madde değil de enerji, daha doğru tabirle. Bütün enerji küçük bir alana sıkışmış. Dolayısıyla genel görevliğe de ihtiyacınız var. İki teoriye birden ihtiyacınız var ama iki teoriyi birleştiren bir kuramınız yok. Ama büyük patlama kuramı evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu ima ediyor. Bu da gene
Klasik olarak biz de İslam'ın görüşü olarak anlıyoruz bunu. Genellikle ateistler tarih boyunca evrenin ezeli olduğunu iddia etmişlerdir. Dolayısıyla biz de işte dinin iddiası evrenin zamanda başlangıcı olduğu, hani Big Bang teorisi bir anlamda dinlerin iddiasını doğruluyor diyoruz. Şimdi bu iddialarda bir sıkıntı yok. Ama burada bunları söyledikten sonra insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Demek ki İslam dini Big Bang teorisini gerektiriyor. Big Bang teorisi İslam'ın görüşüdür. Yanlışlanırsa İslam zarar görür. Şimdi bu akıl yürütmesi yanlış. Bir kere bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Şu İslam'ın görüşü, bu biter. Şimdi en net olgudan başlayalım. Şimdi evrenin ezeli olduğunu savunan Müslümanlar yok mu geçmişte? Yani evrenin zamanda başlangıcı, bırakın Big Bang'i bırakıyoruz. Evrenin zamanda başlangıcı olduğunu Müslümanlar kabul etmek zorunda mı? Ezeli evrene inanamaz mı? Ya da Müslümanlar içerisinde mesela büyük patlama kuramı daha önce, bizim evrenden önce bir evrenin daha olduğu ya da başka evrenlerin olduğunu gösterecek şekilde evrilebilir. Bu gayet olası. Şimdi bu ne olacak? Ne anlama gelecek? Bu İslam dini yıkıldı anlamına gelecek. Yani İslam dini bizim evrenden önce başka evren yoktuyu mu iddia ediyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Sizin görüşünüz böyle olduğu yönünde olabilir. Ama İslam düşünce tarihine baktığımızda bunu doğrulamıyor. İslam düşünce tarihinde bütün Kur'an'ı çok iyi bilen, İslam'a bağlı düşünürler evrenin zamanda başlangıcı vardır ve bizim evrenimiz ilk Allah'ın yarattığı evrendir dememiştir. Buna çok sayıda istisna vardır. Mesela İbn-i Teymiye'ye göre Allah bizi yaratmadan önce başka evren yaratmıştır ve sürekli evrenler yaratıyor. Dolayısıyla ona göre bizim evrenin Big Bang'le başladığı görüşü yanlış. O Big Bang'ten önce de başka evrenler olacağını düşünecektir. İbn-i Teymiye bugün yaşasa Big Bang'e itiraz etmeyecek. Ama şey konusunda yanılıyorsunuz diyecektir. Big Bang'le birlikte ilk evren ortaya çıkmadı. Başka evrenler var. Dolayısıyla gayet tabii Big Bang'ten önce başka bir evren olabilir diyecektir. İbn-i Teymiye Kur'an'ı bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Benden iyi biliyor. O kesin. Şimdi evrenin zamanda başlangıcı olduğunu söyleyip de Kur'an'ı bilen çok büyük alimlerimiz de var. Evrenin ezeli olduğunu iddia edenler bile olmuş İslam düşünce geleneğinde. Şimdi İbn-i Sina gibi düşünürler. Sadece İslam değil, Yahudilikte, Hristiyanlıkta da var. Söylemişler ve bunlar samimi dine inanan insanlar ve o dönemde evrenin ezeli olduğu iddiası da tartışmaya açık. Teolojik gerekçeler sunmuşlardır. Mesela demişlerdir ki Allah ezeli ebedi bir yaratıcıdır. Ezeli ebedi bir yaratıcıysa ezeli ebedi bir şekilde evren yaratmış olması lazım. Allah'ın yaratıcı olmadığı sonsuz bir periyot olamaz. Veya Allah zamansız bir şekilde hiç yaratmadan ezeli olarak bekleyip sonradan evren yaratmış olamaz demişlerdir. Ha, bu argümanlara da cevaplar var. Ama demek istediğim şey şu. Çok farklı teoriler var. Tanrı, Allah evren ilişkisiyle ilgili İslam geleneğinde. Bunun farkında olmamız lazım. Hudus, yani bu evrenin zamanda bir başlangıcı olduğu, sonradan yaratıldığı görüşü, ki ben bu görüşe inanıyorum. İbn-i Teymiye'nin görüşü de bana makul geliyor. Ben ilk evren olduğunu düşünmüyorum bizim yaşadığımız evrenin ama bu uzay zamanı, bizim yaşadığımız uzay zamanı, zamanda bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. İslam'ın bu görüşü ima ettiğini de düşünüyorum ama ben şunun farkındayım. Bu bir teori. Bu bir teori. Verilerden çıkan bir teori. İslam düşünce genelliğinde bir teori. Bence doğru teori. Ama İbn-i Sina'nın ortaya koyduğu teori de doğru olabilir. Yani İslam düşünce geleneği tek bir görüşe bağlı değildir. Bir başka örnek mesela popüler tartışmalar. İşte Kırmızı Asa'nın ortaya koyduğu vesilecilik. İşte Allah her şeyi kontrol ediyor. Doğada nedensellik yok. Evet, bu İslam düşüncesinde bir teoridir. Eşariler bunu savunmuştur. Ama tek teori değildir. İbn-i Teymiye mesela gene bu görüşü savunmamıştır. Doğada nedensellik görmüştür. Mutezile bu görüşü savunmamıştır. İbn-i Sina bu görüşü savunmamıştır. Bunlar gene Kur'an'ı bilmeyen insanlar mıydı? Bunlar Kur'an'ı önemsemeyen mi insanlar mıydı? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Yani anlamamız gereken şey şu. Farklı teoriler vardır. Bunlar felsefi teorilerdir.
Ve bunlardan bilim zaman zaman bir görüşü ön plana çıkarabilir. Zaman zaman yanlışlayabilir. Biz bilimin verilerini takip edeceğiz ve en iyi şekilde bu verilerle beraber Kur'an'ı bir arada okuyacağız. Ve teorilerimizi gerekirse güncelleyeceğiz. Düşünce geleneğimizdeki teorilere bakacağız. Bir dönem belki bir teori ortaya çıkabilir. Bu dönem hep bu teori doğru kalabilir. Başka veriler çıkar, diğer teori ortaya çıkar. Dolayısıyla büyük patlamanın yanlışlanması bir aslında evrenin ezeli olduğunu göstermez. Evrenden önce evren olduğunu da göstermez. Bir teoridir bu nihayet. Ama diyelim ki gösterdi. Bu İslam açısından yıkıcı olmaz. Biz burada hudus dediğimiz, aslında Allah'ın varlığı içinde bir delil olarak sunduğumuz yaklaşımın yanlış olduğu anlamı çıkar burada. Ama Tanrı evren ilişkisiyle ilgili İslam düşünce geleneğinde başka teoriler vardır. Zaten Allah'ın varlığıyla ilgili ortaya koyduğumuz, mesela benim 7'den fazla delil var, kabul ettiğim. Bir delil gitmiş olsun. Bunda sorun yok. Bu delili İbn-i Hüdus delili, İbn-i Teymiye de reddediyor, İbn-i Sina da reddediyor. Yani bunlar İslam'dan mı çıktılar? Yok. Yani bunlar birer argümandır. Bunlar teorilerdir. Teoriler ve argümanlar tartışmaya açıktır. Big Bang'in yanlışlanması İslam açısından hiçbir yıkıcılığı olmaz. Bunu anlamamız gerekiyor. Ben şu anda Big Bang'i yanlışlayan bir veri görmüyorum. Bir Big Bang'in yanlışlanması da kolay değil. Evet, aleyhte bazı sorunları var açıklaması gereken modelin. Ama yanlışlanması ayrı bir şey. Yani tamamen yanlış olduğunun gösterilmesi ayrı bir şey. Ama böyle bir şey olsa da bu İslam dünyası açısından, İslam felsefesi veya işte kelam açısından yıkıcı bir duruma yol açmaz. Şunu söyleyeyim, bazen biz şöyle bir hataya düşüyoruz. İşte argümanın yanlışsa argümanın sonucu da yanlış diye düşünüyoruz. Dolayısıyla işte Big Bang'ten hareketle Tanrı'nın varlığına delil getiriyorsa, o zaman Big Bang yanlışlanıyorsa Tanrı'ya da inanmaman lazım. Hayır, bu bir argüman. Alın size başka bir argüman getireyim. Dünya düzse Enis erkektir. Dünya düzdür. Demek ki Enis erkektir. Şimdi bu argümanın sonucu ne? Benim erkek olduğum. Doğru mu? Doğru. Şimdi argüman peki geçerli bir argüman mı? Değil. İkinci öncül yanlış. Dünya düz değil. Ne oldu? Argüman çöktü. Sonucu da mı çöktü? Yani ben artık erkek değil miyim? Hayır. Yani argüman her şeyle ilgili kötü argüman üretebilirsiniz her sonuçla ilgili. Dolayısıyla bir argümanın çökmesi o argümanın sonucunu çökertmez. Biz Big Bang'e dayalı ki Hudus delili aslında Big Bang'e dayamıyor, dayanmıyor. Big Bang Hudus delilinin bir öncülünü doğruluyor. Aslında biz Big Hudus delilini genellikle felsefi argümanlarla savunuyoruz. İşte sonsuzun tamamlanamayacağı ile ilgili felsefi argümanlarla sayılıyoruz. Ama diyelim ki Hudus delili çöktü. Bu da İslam için yıkıcı olmaz. Yani özetlemek gerekiyorsa bu videodan vermeye çalıştığım mesaj şu: hiçbir bilimsel teori İslam'ı yıkamaz. Çünkü İslam'ın farklı yorumları var. Farklı teoriler var İslam düşünce geleneğinde. Ve biz özellikle felsefi teorileri dinin yegane iddialarıymış gibi okumamamız gerekiyor. Birden fazla masada teori olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Biz bilime bakarak, felsefi argümanlar kullanarak ve de dini metinleri, vahiy kullanarak en iyi teoriyi seçmeye çalışırız. Ama değişen bilgiler karşısında teorilerimiz değişebilir. Nitekim İslam geleneğinde kelamcılar da, İslam felsefecileri de, meşayiler de, hatta sufiler de o dönemin bilimsel verilerini dikkatle incelemişlerdir ve teorilerini o verilere göre oluşturmuşlardır. Aristoculuğu, atomculuğu bunları çok iyi bir şekilde incelemişlerdir. O yüzden ki mesela Makalatül İslamiyye'ni alın, Eşari'nin erken dönem kelam mezheplerinin görüşlerini özetlediği, teolojiden çok fizik bulursunuz içinde. Fizik tartışmaları çok önemliydi. Yani bilimsiz siz teoloji kuramazsınız. Dolayısıyla biz bilimsel verileri dikkatle inceleyeceğiz. Hiçbir şeyden korkmayacağız. Her bilimsel veriyi başımızın üstünde koyacağız ve o bilimsel veriler çerçevesinde de teorilerimizi gerekirse güncelleyeceğiz, yeniden yorumlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.